Evet, Samsunspor maça istekli başladı. Böyle bir başlangıç bekliyorduk. Ama yine bir korner karambolünden gol yedik. Ondan sonra ilk yarı boyunca oyun dengede gitti. Biz de gol yapabilecek pozisyonları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı oyuna bazı hamlelerle özellikle ofansif manada hareketlilik getirmeye çalıştıysak da bir şekilde bunun reaksiyonunu göremedik ve kaptırdığımız top ve bir penaltı sonrası da ortaya böyle bir skor çıktı. Maçın geneline baktığınız zaman evet biz de pozisyonlar bulduk fakat sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen bir rakip karşısında mağlup olduk. Günün en büyük sorunu bizim açımızdan skor gerideyken göstermemiz gereken reaksiyonu gösteremeyişimiz ya da eksik gösterişimizdi. Zorlarsınız, force edersiniz, her şeyi denersiniz ama bazen olmaz, skor alamazsınız. Bu normaldir ama bizde bu yoktu. Günün en azından benim adıma en çok düşünmem gereken, şapkamı önüme koymam gereken noktası bu idi. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Biz Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Tamam, iyi akşamlar. It was a really tough and tight game, especially first half. I can say there were chances on both sides. And we missed sometimes after the ball win that straight way to the goal. But yes, we did it good. We have one goal. Açıkçası çok zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda her iki taraf da gol pozisyonlarına girdi. Bizim ilk yarıda iyi yapamadığımız şeylerden bir tanesi top kazanımlarından sonra yaptıklarımızdı. And in half time we spoke about to manage it better in the in our midfield center, yeah, that they give them not the chance to turn and give them not the chance to hurt us, and second half we did it really good. We controlled the game good and we wait for the chances to score, and at the end we did a really, really good match again, and we have now 3 points more. That's good. Tabii ilk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularımızla birlikte konuştuk. Orta sahada daha iyi işler yapmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle rakibi orta alanda alan vermemeyi konuştuk. Onlar topu aldıklarında onların dönmelerini müsaade etmemelerini konuştuk. Daha sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık. İstediğimiz gibi oyun devam etti. Tabii ki de sonuçta gol şansları gelince de çok şükür golleri bulduk. A coach can only be a good coach if you have a good team. Yeah, and we have a good team, and we do it together. I'm only one piece of this success, and we are now on a good way with this team. With this team, and I don't wanna have me always in the head. I'm the leader for this team. We work so many days in details in the training, and it's sometimes not easy for my players to work like I would like to have them, and I don't stop to push them. Eğer iyi bir hoca olmak istiyorsanız her şeyden önce takımınızın da iyi olması lazım. Ben kendimi birinci sıraya addetmiyorum, birinci sıraya koymuyorum. Çünkü ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Evet, bu takımın lideriyim ama bir başarı varsa hepimizin bir başarısı bu. Tabii hafta boyunca antrenmanlarda detaylar üzerine çok çalışıyoruz, antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Bazen oyuncularımız için de bu çok zor olabiliyor ama ben onları elimden geldiğince motive etmeye çalışıyorum. Bütün maçlara da en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Yes, you can say with our supporters we are
really, really strong at the moment. And but I can say we did it also very good away. Yes, especially when I think about the last game in Gaziantep, we only missed it to score, but we did it good. So we can also win away. But the points count same away or home, and for me, it doesn't matter. But I can say this is always good if you have these supporters outside. This is unbelievable for all of us. Yes, they push us. They are now we are always 12 men when we play. Evet, evimizde oynamış olduğumuz maçlarda taraftarlarımızla birlikte çok güçlü duruma geliyoruz. Ama sadece evde oynamış olduğumuz maçlarda değil, özellikle son oynamış olduğumuz deplasmanda da çok iyi bir oyun sergiledik. Sadece gol eksikti o maçta. Ama özellikle evde oynamış olduğumuz maçlarda taraftarımızın bize verdiği güç inanılmaz. Resmen 12. adamla birlikte oynuyoruz. We don't make no mistake. Yeah? We focus on day by day, match by match. Nothing change. Hata yapmamalıyız. Bu saatten sonra da henüz hiçbir şey bitmiş değil. Yapmamız gereken hafta hafta maç maç. Onun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Başka soru var mıdır? Thank you.